Samet kardeşim bize getirdiği yollar. Samet nereden gidiyor Samet? Aa, yol yok burada. Yolda karşılaştığımız bir diğer Sıvan Köyü. Bu Sıvan Kulelerin bayağı görür olduk ya Samet. Murkmeli. Murkmeli. Uşkule'ye yani giderken... Uşkule ortalama şurası zaten Uşkule. Dört mahalleden, yani köyden oluşuyor gibi diyelim. Aşağıda evet. Bak doğal kaynak suyu var. Maden suyu var dedim burada. Haritada işaretlenmiş. Bak arkadaşlarımız yürüyor. Köpekleriyle beraber. Ama şunu da belirtmek gerekiyor ki ya burada her yere araçla gidiliyor. Ya kendi aracınıza geleceğiniz ya araç kiralayacağınız ya da taksi tutacağınız. Eğer zamanınız varsa, zamanınızı satın aldıysanız, zaman sıkıntınız yoksa arkadaşlar gibi yürüyeceğiniz veyahut da bisikletle gideceksiniz. Bak bisikleti söylemeyi unuttum. Şu arkadan gelen Mitsubishi'ler de bunlar taksi her yerde 4x4 taksi. Uşkule'nin içinde gezmeye başladık. Dostlar, hava bir açıyor, bir yağmurlu, dağ havası. Sağ solu belli olmuyor. Ama güzel. Şu anda daha yani buranın sezonu Ağustos'ta. Daha sıcak olur muhtemelen. Yalnız sokaklar falan çok güzel değil mi ya? Her yeri de şu taştan yapmışlar. Mesela evden evleri falan hep şu taşlardan yapmışlar. Kuleler de aynı şekilde. Şimdi şu meşhur Sıvan Kulesi'ne çıkalım bakalım. Uşkule'ye gelen herkes bir burayı görüyor. Buradan bir kilise yaparız, kiliseyi görürüz. Eğer zaman yeterse bir de buzul var. Buzula gideriz. Ve günümüz güzel, verimli geçer. Şurası Enguri Nehri, Enguri Geçidi, Enguri Vadisi. Kafkasya'nın bu dağ silsilesinde en yüksek tepelerinden bir tanesi Şara. Şara zirve 5193 metre. Şu anda da rakım olarak 2100'lerde bulunuyoruz. Doğa yürüyüşçülerinin uğrak noktalarından bir tanesi burası. Ve burası UNESCO tarafından korunan yer. Yani Avrupa'da hala yerleşim olan, yerleşimin kesilmediği en yüksek köy, yerleşim yeri olarak geçiyor. O yüzden dünya mirası listesinde yer alıyor. Şu gördüğünüz kuleler, burada 200'den fazla kule ev var. Bazıları evle birleşik, bazıları tamamen kule. Kuleler 5-6 katlı. Yine drone görüntüleriyle size çevreyi göstermeye çalışacağım. Turistlerin uğrak noktası, yürüyüş yapanlar, bisiklete binenler, gelip burada konaklayanlar, birçok turist var. Yolunuz düşerse bu bilgiler de aklınızda bulunsun. Dostlar şunu fark ettim burayla alakalı. Tamam gezdiğimiz yerleri gösteriyoruz ama abi bak Sıvan erkekleri abi gibi. Boyun kısa, eller kalın. Yani burada hello. Hello. How are you? I'm good. Good. Abi böyle boyun kısa, eller kısa. Hey. Hello. Hey, can you hello. He.
Adamlar sert, öyle çok güleş, muhabbet, sohbet falan yok yani. Bir ciddiyet var. Eskilerde daha fazlaymış. Yeni nesil biraz daha böyle iletişim becerisi biraz daha gelişmiş. Eskiler sert, savaşçı. Ya burada hiçbir şey güçsüz değil yani. Araban olacağı zaman 4x4 insanlar zaten her işten anlıyor. Yani taş ustalığı, işte ahşap ustalığı, her şeyi kendileri yapıyorlar. Yani buraya gelince gözlemlerim öyle. Sivan halkı böyle çok konuşmaz da yardım edeceği zaman, yani icraat yapar ya, öyle insanlarmış yani sorduğum kadarıyla. Yardım istediğiniz zaman da hemen size yardım ederlermiş. Burada imece usulü olmasa hayat daha da zor olur muhtemelen. Hele bugün bir şu dağa doğru da böyle kampımı kurdum. Böyle keyfini çıkarttım, ayaklarımı uzatıp şu gün batımını seyrettim mi? Daha ne olsun işte yani. Şairin dediği gibi. Hava bedava, su bedava. Baksanıza abi. Tarih bir yanda, tabiat bir yanda, dağlar bir yanda. Şakira buzulu diyorlar, Şara buzulu diyorlar. Hemen ileri oraya geleceğiz, orayı da göreceğiz. Şu anda 2100 metredeyiz. Burası yukarı Sivaneti olarak geçiyor. Bir de aşağı Sivaneti var. Burada 4 tane böyle köy var. Belediye başkanı buraya geldiği zaman demiş ki, arkadaşlar burayı turizme açıyoruz. Herkes evini guest house'a çevirsin, hostele çevirsin, otele çevirsin. Sonra ne olmuş? Turistler gelmeye başlamış. Bir yandan taksiciler çalışmış. Çünkü burada sadece 4x4 araçlar ilerleyebilir. Yani Samet hariç bizim arkadaş sadece 4x2 ile bütün Gürcistan'ın dağları gezdirdi bize. Burada at turları var. Sonra yemek tanıtılıyor, kültür tanıtılıyor. Geleneksel danslarını sergiliyorlar. Turizm açısından ekonomiye katkı sağlayan yerlerinden. Hello. Bak teyzem burada. Kuptari mi yiyeceksin? Teyze, kuptari var mı? Burada. Fanta. Fanta, kola. Bak içecek var diyor burada. Kuptari var. Kaçapuri var, salata var. Yani sıcak, soğuk içeceklerden var. Ah teyzem, kurban olurum sana. Yaş kaç teyze, yaşın kaç? How old are you? How old are you? 70. 70. Maşallah, 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 maşallah. Teyzem ya, dürbün de var. 70 yaşından fazlaymış. Spasiva diyor, güle güle demek herhalde. Aslında birkaç, biraz daha kalsam birkaç kelime öğrenir. Kardeşim selamun aleyküm. Gözüne çasılayım, nereye cidesin? Aleyküm selam. Kardeşimin şapkası nasıl? Yün, %100. Kalpak. Yün. Yün, %100. Kiliseye gidiyorum, oradan buzula gideceğim. Haydi bakalım. Ölmek istersen atla. Bu kaçıncı dere kardeşim? Bu kaçıncı dere? Adam derler ya, dere tepe düz gitti. Aynı öyle gidiyor. Ben de dedim çekeyim ama ben karşıya geçemem bu sefer.
Abi Swan'ların köpekleri de büyük ya. Ya kokla bakayım yine. Aferin evlat. Du hast recht, die ein paar haben es geschafft scheinbar, ne? Abi çocuklara bakın işte bak. Ablamız eşiyle gelmiş. Sırtında bebesi ve şimdi iki tane küçük çocuk burada geziyor. Şimdi bu durum sadece sizce ekonomiyle alakalı bir şey mi? Yoksa hani dünyayı algılama, yorumlama biçimlerinde de farklılık var mı? Yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Shakira buzuluna, Shara buzuluna doğru ilerliyoruz. Nasıl öbek öbek gelmiş ya. Şu anda o kadar çiçekler o kadar güzel kokuyor ki. Yani artık sabırsızlanıyorum şu teknolojinin gelmesini böyle. Buradaki kokuyu aktarabileyim. Belki o zaman tadı kalmaz ama ya. Ama bunu da yaparlar. Teknoloji bu aşamaya da gelir diye düşünüyorum. Olayın güzel kısmı bugün şu dağ manzarasına bakarak uyumak istiyorum. Gece de biraz yıldız yapsa, yağmur yağmasa böyle o yıldızlar ve dağları beraber bir şekilde izlesem çok güzel olur. Baksanıza her yer çiçek ve mis gibi kokuyor. Bakın müzik yapıyorlar. Güzel enerji. Hello. Bravo. Perfect. Здравствуйте. Как поживаете? По-русски. По-русски, но турки. Турки. Türkiye. Türkiye. Ha Türkiye, Türkiye. Ho. You Swan? Swan. Swan. Wow. Belli ellerden. Your hand is like a swan hand. Zaza. Strong. 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 Yes. Swan man is very strong. Yes. Think strong. Strong. Yeah. Oh. Oh. Zaza. Yeah. One, two, three. Three. Haydi, haydi. We are also two. Young. Yeah, yeah. It's normal. It's normal. Group, you sing song and yeah. You do track. Oh, yeah. Yes. It's so wonderful. Do track. Do track. I can. Little track. Small one. Very small track. Just 2 kilometers here. Yes. 2 kilometers there. 2 kilometers. Yeah, 2 kilometers. Okay. Not too much. Okay. Yeah, it's okay. Where are you from? We are from Turkey. Turkey. Okay. You are? French. Wow, Barış. Perfect. You are from? France. France. Çift şarkı söyleyerek gidiyorlar. Güzel geziyoruz ama gezdiğimiz yerdeki o çiçekleri, böcekleri tanımadan da olmaz. Biz buraya Hakkari'den geldik. Yani daha doğrusu bayağıdır yoldayız ama Hakkari'de de malum ters laleler var. Ve burada gördüğümüz manzara, bizi karşılayan manzara. Her yerde ters lale var. Şuraya bakın. Ne kadar güzeller. Boyunlarını bükmüşler. Muazzam. Ve an itibariyle Shara buzuluna geldik. Yine bizi bir duvar gibi böyle buzul karşıladı. Toprak kaymaları devam ediyor. Sesler gelmeye başlamıştır muhtemelen. Ve karşımda Shara buzulu. Evet. Yağmur da başladı. Umarım geçici diyorum ama yani
Dağlarda çok mümkün olacağını zannetmiyorum. Bir de burada artık bir termal su mu var? Bilmiyorum ama taşların rengi değişmiş. Soğuk. Hadi be. Aracımız bu sol tarafta. Geldik. Tatlı güzel bir yürüyüş. Burada da böyle bir yer var ama şu anda açık değil. Lavabo ihtiyacını falan belki şuradan giderebiliriz. Kontrol etmedik. Ama şu hamak ve hamağın arkasındaki manzaraya bakar mısınız? İşletme sahibi olsa muhtemelen buraya para öderiz ama şu anda kimse yok. O yüzden ücretsiz. Yemeği en azından burada yiyeceğiz. Şimdi bu ne böyle? Vallahi kuş buldum ya. Ölmüş, donmuş. Baksana, renklerindeki güzelliğe bak. Tamam et. Bir versene aslında. Zümrüdü anka, donmuş muhtemelen. Evet dostlar, ta şuradan buraya geldik. Çadırımızı kurduk. Arka tarafımızda 1000 yıllık kilise. Arkadaşlarım da buraya çadırlarını kurdular hemen manzaraya karşı. Artık bu videoyu burada bitireyim. Yarından itibaren tekrardan yolculuğa çıkacağım. Bu tarz videoların devamı gelecek. O yüzden abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.